kabir dedi, dişi konunca dedi, başını vururmuş, taşa değermiş falan, eyvah öldüm dermiş falan. Nenem de böyle anlatırdı. Halk deyimiyle bir anlatış şeklidir bu. Yani o insanları böyle anlatılır bu. Başka türlü nasıl anlatacaksın? Yani inmen işte hadis-i şerifte böyle bu da, o değil. O değil. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki, ceset kabre girince, konunca, ceset kabre konunca, bu ceset değildir insan. Dünyadayken, dünyadayken iş yapması için, iş yapması için bu ceset yaratılmış. Bu ceset, ruhun dünyada kullandığı evidir. Bu evi biz götürüyoruz, mezara koyuyoruz. Münker ve nekir melekleri gelip, bu eve, aynı şekilde, eve, evin yanına geliyorlar. Ruh da aynı şekilde bu eve giriyor. Ölmeden önce ruh bu evin %100 tamamına hakim. Ama hareket edebiliyor. Hareket edebiliyor. Her tarafını hareket ettiriyor. Ama kabirde ise yine giriyor ama %50. Onun için hareket yok. His var buyuruyor. Yani orada onu şey yapınca ha der, kabirdeyim. Ölmüşüm ben. Yani ölürken zaten anlıyor da ben şu anda kabirdeyim. Bunu hissediyor orada. Karanlığı da şeyde hepsini hissediyor. Hatta nenem biraz daha detaylı falan. Seslenir. O mısırak bir maddede var. İşte bir lamba yakın şey yapın falan. Kalkmaya yeltenir. Başını vurur. İşin nasıl anlatılacak öyle. Güzel anlatmışlar ama. Doğru anlatmışlar. Ha, eyvah ben ölmüşüm der. Eyvah ben ölmüşüm. Böyle anlatılır. Bunun böyle anlatılması da herhangi mahsur söz konusu değil. Hadise biraz önce arz ettiğimiz gibi kitaplarda.